HDP milletvekili Sayın Filiz Kerestecioğlu ile devam ediyoruz. Sayın Kerestecioğlu, merhabalar. Siz de hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Evet, sizin öncelikle değerlendirmenizi alarak başlayalım isterseniz. Yani sonuçlar ve meclisteki atmosfer açısından neler söylersiniz dokunulmazlıklar konusunda? Kötü bir atmosfer. Yani gerçekten insanlar üzerinde baskı uygulayan, 5 kişinin işte durup perdelerin önünde nasıl oy kullanıldığını izlediği, meclis başkanını da sözde idare ediyor gibi yapıp aslında idareten gerçekten yönettiği bu duruma göz yumduğu bir şeyi izliyoruz. Ve bir evet tepeden darbe sürecine onay vermeyi izliyoruz aslında. Yaşanan bu. Çünkü meclis dediğiniz şey çoğulcu bir yerdir. İnsanlar düşüncelerini ifade ederler. Farklı renklerden, farklı seslerden partiler vardır. Bizler bunun temsili için oradayız. Ve maalesef engellenmek istenen budur aslında Türkiye'deki muhalefettir. Bunun daha fazla, daha olumsuz yönlere gideceğini de sanıyorum CHP milletvekilleri de yeterince görmüyorlar. Maalesef bunlar da aynı suça ortak oluyorlar diye düşünüyorum. Belki de dokunulmazlıkların kaldırılmasının Türkiye açısından ne anlama geleceği ile ilgili bundan sonraki sürecin tehlikelerine ilişkin son olarak ne vurgulamak istersiniz? Şimdi 30-40 yıldır süren ve gerçekten müzakere olmadan dünyadaki örneklerinin de gösterdiği biçimde çözülemeyecek olan bir sorunumuz var. Yani biz barışı sağlamak istiyoruz. Ben Kürt bir vekil değilim ve yıllardır ama Kürt halkının bu yöndeki iradesine saygı duyuyorum. Kendi haklarına, ana dilde eğitim hakkına, bunun dışındaki yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, siyasilerinin tutuklanmaması, siyaset yapabilme haklarını desteklemek için ve kadın mücadelesinden gelerek bu mecliste oldum. Ben bundan sonrasında aynı zamanda getirilen politikaların sadece Kürt halkına karşı değil, aynı zamanda kadınlara karşı da olduğunu düşünüyorum. Bu kadınlara da bir savaş. Çünkü son örnekleriyle boşanma komisyonundan çıkan önerilere baktığımızda da bunu görüyoruz. Eski ceza kanunu, tecavüzcüyle evlendirme maddeleri, nafakaya süre sınırı koyma gibi şeyler geri getirilmeye çalışılıyor. Kadınlar da buna karşı mücadele edecekler. Zaten ediyorlar ve bunu bırakmayacaklar. Kürt halkı da buna karşı mücadele edecek ve demokrasiyi savunan bütün güçler aslında gerçekten buna karşı mücadele etmek zorunda. Çünkü biz bir darbeyle şu anda yönetiliyoruz. Yani bir kişinin ve daha doğrusu sadece bir kişinin değil, fabrika ayarlarına dönen devlet aklıyla aslında şeyler tekrarlanıyor. Biz artık demokratik bir ülkede yaşamak istiyoruz. 80'leri, 90'ları ya da daha öncelerini yaşatmaya kimsenin hakkı yok bu topluma diye düşünüyorum. Evet, Sayın Kerestecioğlu, çok teşekkür ederim değerlendirmeniz için. Görüşmek üzere, kolay gelsin. İyi yayınlar, hoşçakalın.